Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? Şurada aslanım da düşmüş. Tabii ki de aslan burcu erkeklerini Mayıs ayında ne bekliyor derken tekrardan düştü. Tamam, şimdi dengeye koyuyoruz ve evet, şimdi güzel bir şekilde görünüyor sanırım. Hatta şöyle yapayım, tamam. Mayıs ayında aslan burcu erkeklerini hangi enerjiler bekliyor? Kartlarımız bize neleri tavsiye edecek? Neleri yapıp neleri yapmayacağınızı söyleyecekler? Bunları yorumlayacağım sizler için. Dilerseniz haydi gelin hemen başlayalım. Çünkü aslan burcuna geçtik ya. Ben şimdi böyle heyecanlanmalar başlıyor. Çünkü bir sonraki videoda aslan kadını olacak. Yani içinde videonun ben de dahil olmuş olacağım. 8 tane farklı desteden vazgeçtim. Artık 6 farklı desteyle çalışacağız. Yorum alacağız. Biraz böyle sanki enerjiler sıkıştı gibi geldi bana. O yüzden biraz ferahlatmak isteğinde bulundum. Ve 6 tane desteğe indirdim. Ve tabii ki de hemen başlıyoruz. Oracle kartımızdan bir tane alıyorum. Aslan erkekleri hangi enerjilerde olacaklarmış, onu yorumlayacağız. Bakalım. Katina'mıza da bakalım. Katina'dan daha önceki videolarda kullanmamıştım Katina destesini ama bu sefer kullanmak istedim. Mayıs ayına böyle Katina'mız denk geldi sevgili arkadaşlar. Bakalım memnun kalacak mısınız? Evet sevgili aslan burcu erkekleri, ay burcu aslan, yükselen burcu aslan olanlar. Bakın ne geldi, öfke. Evet, yani biz genel olarak aslan burçlarının yani sinirli olduğu bir gerçektir yani. Koç da sinirlidir, yay da sinirlidir ama aslan biraz böyle saman alevi gibidir. Hemen yani böyle parlar söner. Böyle koca yürekli, iyi niyetli insanlar olduğumuz için. Bakın nasıl da böyle hemen övdüm değil mi? Çok çabuk parlar geçeriz. Peki bakalım. Öfkeye dikkat diyor Mayıs ayında. Hemen öfkelenmeyin diyor. Öfkenizi arttıracak şeyler olabilir diyor. Siz sakin kalmaya niyet edin. Buna önem verin diyor kartlarımız. Sevgili aslan erkekleri. Şöyle birazcık daha alıyorum. Şu tarafa doğru gidelim. Ve Larot Tarot. Burayı da açtık. Şimdi bazı şeylere çok öfkeleneceksiniz. Evet. Burada var. Bakın bir tarafta kupa şövalyesi, bir tarafta kupa kraliçesi var. Ve aranızda bir kılıç sekizlisi enerjisi var. Şimdi bu bir kadınla bir erkeğin ilişkisi olabileceği gibi bir erille bir dişinin de bir ilişkisinden bahseder. Yani hani biliyorsunuz ki illaki bir erkeğin eril enerjide olacağı değil, dişil enerjide çalışıyor olabilir. Bir kadın dişil enerjisini çalıştırmıyor olabilir daha fazla. En çok eril enerjisini çalıştırıyor olabilir. Yani kadın olmak başka, erkek olmak başka, eril ve dişil enerjiye sahip olmak farklı bir şey arkadaşlar. Şimdi burada bunu açıkladım ki hani kendi hikayenize göre daha güzel alın diye, daha böyle anlayarak alın diye söyledim. Şimdi burada duygusal olarak
yoğun bir duygusal bir ay yaşayacaksınız. Mayıs ayında daha çok duygularınızla hareket edeceksiniz. Evet, doğru kelime bu oldu sanırım. Daha böyle mantıksal değil de, aslında mantıksız değil de, daha bir duygularınıza önem vereceğiniz, bunlarla hani kalbinizin sesini dinlemeye daha yatkın olacağınız bir Mayıs ayınız var. Bu sebepten dolayı öfkelenme ihtimaliniz daha fazla olaylara karşı. Kendinizi çaresiz hissetmeniz daha fazla olaylara karşı, ki burada bir bayana karşı olduğu da görünüyor. Bu sizin gibi, sanki aynı birisi gibi, yani birbirinize çok benzediğiniz bir kadın. Anneniz olur, kız kardeşiniz olur, akrabanızdan birisi olur. İlla ki aşk hayatınızda olacak diye birisi yok. Eşiniz olabilir. Bir mevzu var ama bir türlü çözümlendiremediğiniz. Böyle derin düşüncelere dalacaksınız. Bu derin düşüncelerde birazcık kıskandığınızı ve kıskanıldığınızı da anlayacaksınız. Çünkü yansıtılan enerji bu. Kıskançlık enerjisi. Hemen buraya bakıyoruz. Bu neymiş? Ama birbirinize affedeceğinizi söyler kartınız. Peki bu neden olacak bu Mayıs ayında? Peki şu üsttekini aldım. Ve bir fırtına esti ama tekrardan güzellik verdi. Dönüşüm, yenilenme dedi. Bu fırtınanın sebebi ne? Bu kıskançlık fırtınasının sebebi, kalbinizi kapatmaya sebebiyet verecek olan bir, evet, mutluluğunuzu gölgelemeye çalışan bir maske çıktı ortaya. Yani sizden bazı şeylerin saklandığını öğrenecek olabilirsiniz. Zaman zaman kıskanıldığınızı ve zaman zaman az da olsa sizin de kıskandığınızı fark edeceksiniz. Anlayacaksınız, göreceksiniz. Çözümü var mı? Elbette ki var. Hem anahtar geldi hem çapa geldi sevgili arkadaşlar. Bu ikisi de çok güzeldir. Keşfedeceksiniz. Çözüm yolunu keşfedeceksiniz. Bulacaksınız. Bakın, keşif kartı geldi. Ve hayatınızda ne fazla varsa, insan, eşya, işte ne varsa artık size göre hayatınızda fazla olan, bunu keşfedip öğrenip hemen hayatınızdan çıkartma enerjisine gireceksiniz. Çünkü gerçekten de çok üzülüyorsunuz. Artık bu size acı da çektirmeye başladığı anda her şey değişmeye başlayacak. Çünkü farkına varacaksınız. Şöyle bir şey söyleyeceksiniz sanki, ya dur bir dakika, ya ben ne yapıyorum? Ne oluyor? Hani nereye gidiyor bu iş? Dediğiniz anda bunu sebebiyet verecek olan şey sizin acı çekmeniz. Yani acı çekmeye başladığınızı fark ettiğiniz anda her şey değişecek. Büyük güzel bir ölüm kartınız geldi. O da mevcut olan kötü enerjinin artık gideceği yönünde olduğunu söyler bize. Ve bir kadınla, bir dişil enerjiyle ya da aranızda muazzam bir değişim, dönüşüm, kadersel, gezegensel bir durumlar meydana gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bu kimdir bilemiyorum. Anneniz olabilir dediğim gibi. Eski eşiniz olur, varsa eski sevgiliniz olur. Artık kimse, hani kendi hikayenize göre alabilirsiniz. Kızınız olur. Şu andaki mevcut sevgiliniz, eşiniz olabilir, anneniz olabilir, eski kayınvalideniz olabilir, eski eşiniz olabilir, işte eski sevgiliniz olabilir. Herhangi bir bayandan bahsediyor burada. Yani sizin hikayenize kim uyuyorsa, aklınıza kim geliyorsa, burada bir değişiklik var. Çünkü bir şeyler uzun zamandır devam etmiş, bir şeyler olmuş. Evet, çünkü yeniden doğuş, telafi ve kale var. Dediğim gibi güzel bir durum var. Ama siz öfkelenecek misiniz bazı şeylere? Evet, belki de neden kıskanıldığınızda öfkelenecek olabilirsiniz. Neden elinizin kolunuzun bağlı olduğunu öfkelenecek olabilirsiniz. Acı çekmenizi öfkelenecek olabilirsiniz. Çünkü duygusal insanlarız, biliyorum. Tamam, ateş elementiyiz ama hani kesinlikle ve kesinlikle duygusuz insanlar değiliz. Yani sanki bazen yeri geldiğinde su grubu insanlarıymışız gibi davranıyoruz ama değiliz tabii ki. Yani birazcık daha çabuk toparlanabiliyoruz onlardan. Daha bir kendimize gelme potansiyelimiz çok fazla oluyor. Yani ne oluyor ya filan dediğimizde, bizim için olay bitmiş oluyor. Bu üzüntülü, bu sıkıntılı dönem bitmiş oluyor. Şimdi bu bayan, aranızdaki konu ne? Köklü ve sağlam ilişkiler, sağlık ve huzurlu bir dönem, temeli sağlam oluşturulmuş meseleler diyor. Peki en çok aşk mı, iş mi, nedir bu?
İyileşme dönemi. Aslında birbirinize iyi geldiğiniz, birbirinize şifa verdiğiniz. Çünkü her ikinizde de biyo enerji olduğunu söyleyen bir durum. Aslında biyo enerji herkeste var da daha çok iyileştirme enerjisi. Daha pozitif yönde iyileştirme enerjisi olduğu iki insansınız diyor burada kartlar. En çok birbirinize yön gösterme, hedef belirleme, istenilen yöne doğru harekete geçmek, hakikatten uzaklaşmak için yön gösteren bir kılavuzmuşsunuz birbirinize. Siz ve o kişi. Peki sorun ne? Sorun zaman zaman tartışıyormuşsunuz. Zaman zaman gereksiz yere eril dişil dengeniz bozuluyormuş. Yani alma verme dengesi bozuluyor olabilir. Eril dişile doğru gidiyor. Dişil eril gibi olmaya başlıyor. Dediğim gibi birbirinizi çok güzel yansıtıyorsunuz. Belki ikiniz de aynı burçtan, hani aslan burcusunuz, bilemiyorum ama hani ya da öyle olmayabilir ama huylarınız çok benziyordur. Yani belki de aynı anda düşünüp aynı anda mesaj atıyorsunuz birbirinize. Aynı şeyleri birbirinize bir anda ağzınızdan çıkıyor, söylüyor olabilirsiniz. Ben de aynı şeyi düşündüm diye olabilirsiniz o kişiye karşı. Hedefleriniz aynıdır. Yaşam tarzınız, hayattan beklentileriniz aynıdır. Böyle birisi var. Ama zaman zaman gerçekten labirente giriyorsunuz. Hemen de barışıyorsunuz. Yani bir dargın bir barışık ama Allah'tan hemen böyle çabucacık oluyor da sizi fazla yıpratmıyor gibi. Ama yine de tabii ki böyle olması lazım. Hani birazcık daha güzel gitmesi gerekiyor. Daha iyi nasıl yapabilirsiniz bu ilişki için? Ne gerekiyor? Çaba gerekiyormuş. Evet. İki tarafın da çabalaması gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Tek tarafın değil. Bir bal ve iki tane de arı var üstünde gördüğünüz gibi. Emek vereceksiniz diyor. Yani emek vermek de güzeldir de işte kimi zaman zorlayıcı olduğu da doğru yani. Hani herkes de çaba sarf etmekten hoşlanmayabilir. Böyle de bir durum söz konusu. Evet, o zaman sorularımıza geçiyoruz. Bir işi olmayan aslan burcu erkekleri büyük bir değişim dönüşüm. Gerçekten bir devrim niteliğinde bir iş potansiyelinizde bir yükselme olacak. Aklınıza ne geliyorsa, belki uzun zamandır işsizdiniz ama artık bu tamamıyla yıkılıyor, bu algı herkesin gözünde. Farklı, artık bir iş güç sahibi, belki birdenbire hiç işiniz yokken patron olacaksınızdır. Öyle bir değişim dönüşümden bahsediyor burada. Hani işim yok ama iş buldum, Mayıs ayı böyle değil. Farklı bir devrim niteliğinde bir durum meydana gelecek sizler için. Çok güzel, ayın 13'üne dikkat. Bir işi olanlara ise gerçekten ilahi adalete ihtiyacınız varmış. Veyahut da adalet, hukuk sektöründe çalışıyorsanız da buralarda bir çözüme ihtiyacınız olduğu bir Mayıs ayınız olacak. Birden fazla çözüm yolu da bulacağınız bir gerçek. Ama iş yerinizde size karşı yapılan bir haksızlık varsa, manevi mobbing yapılıyorsa size iş yerinizde, bilin ki ilahi adalet kılıcıyla geldi ve hepsine kılıcın gücünü gösterdi diyebilirim. Güzel geldi bence. Peki bir ilişkisi olmayan aslan burcu erkekleri, ki diyeceğim şimdi, hiç imkanı var mı sizin gibi sevimli ve yakışıklı erkeklerin olmasın diyeceğim. Şimdi bir ilişkiniz olmamasının sebebi biraz maddi kaynaklı olmuş olabilir. Hani istenilen maddi düzeyde olmamış olabilirsiniz size göre. Hani o yüzden de kimseye böyle eliniz açık bonkörlük enerjisinde bulunmamış olabilirsiniz. Ama artık bir karar veriyorsunuz. Bu parasallıktan ziyade daha böyle etkileyici olmaya karar vereceksiniz. Yani paranızla değil de giyiminizle, işte saçınızla, işte tarzınızla daha böyle etkilemeye çalışacak olabilirsiniz diyor bayanları. Bilmiyorum artık. Yani cazibenizi kullanacağınız bir Mayıs ayı var. Artık bu, hani aman diyeceksiniz, yemek ısmarlamam da çay ısmarlarım düşüncesinde olacaksınız. Ama yine şöyle bir kendinize uygun bir sevgilinizin olmasını istediğiniz bir Mayıs ayı olacak. Bir ilişkisi olanlar ise bir değişim dönüşüm sürecinde olacaksınız Mayıs ayında. Bakalım
Gerçekten bu ilişki için çok çalışacaksınız. Ve şans sizden yana. Yıldızlar, gezegenler, ilahi sistem sizden yana. Astrolojiniz sizden yana. Yani bu ilişkiyi destekliyorlar. Ve çalışmanızı, çaba göstermenizi de sağlayacaklar olarak görünüyor. Güzel çıktı bence, çok güzel çıktı. Evli olanlar için ise biraz sanki böyle bir dengeniz bozulmuş Nisan ayında. Şimdi dengeniz düzelecek. Denge meleği geldi. Oo, çok güzel. İmparatoriçe geldi ve yeni başlangıç geldi. Çok güzel. Burada bir dişil enerji çalışıyor. İmparatoriçe. Yani artık verimlilik, bolluk, bereket, buna kavuşmak için ve eşinizle de bu güzelliğe başlayacaksınız. Yani Mayıs ayında size için çok güzel bir evlilik dönümünüz olacak diyebilirim. Yani belki yeni evlisinizdir, belki eski bir evliliğiniz vardı. Yani uzun zamandır evli olabilirsiniz. Ama her ne olursa olsun kaybettiğiniz o minicik de olsa dengenizi sağlayacaksınız tekrardan ve çok güzel bir başlangıç. Hani sanki böyle biraz böyle dalgalanmak evliliğinize iyi gelmiş gibi olacak. Hani iyi ki yaşamışız bile diyebilirsiniz belki de. Öyle bir dönem olacak ve hani hatırlamayacaksınız bile hani ne çektiyseniz evliliğinizde. Öyle güzel bir şey var size. Platonik olanlar şu anda o kişiyi göremiyor olabilirsiniz. Belki uzakta sizden, hani fiziki olarak uzakta olabilir. O da sizi göremiyor olabilir. Hani birbirinizi göremediğiniz bir nokta var, bir bağlantı var. Oo, güzel. Şimdi bence uzun zamandır beklediğiniz adımı atacaksınız. Ama bunu nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Aileden bir kadından ya maddi ya da manevi destek alarak yapacaksınız. Kesinlikle. Güzel geldi. Ex partnerin bekleyen için ne geldi bakalım? Evet, şimdi ex partnerinize karşı çok suskunsunuz yalnız. Zamanında aileniz tarafından desteklenmiş, bu ilişkiye destek vermiş olabilirler. Veyahut da bu kişiyle aile kurmak istemiş olabilirsiniz. Şimdi ise çok suskunsunuz, hiç konuşmuyorsunuz, neredeyse üstünüz başınız yosun bağlamış. Yani biraz zaman geçirmişsiniz ya da hiçbir şekilde haber alınmamış, kısa bir süre de geçmiş olabilir. Sıfır iletişim olmuş, sıfır görüşme olmuş, hiçbir şekilde ulaşmamışsınız birbirinize. Ama şimdi ne oluyor? Mayıs ayında çok güzel bir fırsat elinize geçiyor. Bu kişiye karşı bir adım atacaksınız. Öyle güzel bir adım olacak ki eskisinden daha güzel bir şekilde olacak. Bunu ne sağlayacak? İçinizdeki tabii ki de Aslan burcunun gücü olacak. Bakın partneriniz Aslan burcu olabilir. Daha açılımın başında söylemiştim. Burada aslan ve bir kadın var. Eğer ki böyleyse zaten biliyorsunuz burçlar birbirlerine daha çok aynı burçlar böyle baya baya uygun olabiliyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Aslan kadını her zaman için daha atak, daha heyecanlı, daha pırpır bir kadındır yani. Hani böyle yerinde oturmaz ki aslan kadını. Ben kendimden biliyorum yani. Hani aslan erkeği çok böyle bazen şey yapabiliyor. Tamam bakarız, tamam yaparız dediğinde ama aslan kadının aslında içi içini yiyor, o planını yapıyor. Bu şimdi kalkmaz yerinden diyor. Ben gideyim şu işi halledeyim diyor. Aslan kadının böyle bir enerjisi vardır. Aslan erkeğini başının tacı yapar ama çok sever. Aslan erkeği de aslan kadını çok sever ama biraz yavaş kalıyor aslan erkeği veyahut da çok iş bitiren bir insandır aslan erkeği. Çok iş yapar. Halledemeyeceği iş yoktur. Çok cabbar bir erkektir ama kendisinin istemesi gerekir. Yani ona kendisinin istemediği zamanda bir iş yaptırtmak imkansız derecede bir şeydir sevgili arkadaşlar. O yüzden de bunu bilen aslan kadını her zaman A planından ziyade B planı, C planı hatta D planını bile yapar. O yüzden diyeceğim o ki birbirinizle gayet iyi anlaşıyorsunuz. Dediğim gibi aslan burcu bir kadını da partneriniz olabilir. Burada sinyallerini veriyor.
Yani bir şey kaybetmezsiniz. Aksine çok büyük kazancınız olur. Aslan kadını ve aslan erkeği bir arada olursa. Ama aynı şey aslan kadını için geçerli olur mu onu bilemiyorum. Çünkü biraz böyle dediğim gibi pır 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 böyle kelebek gibi olduğu için aslan kadını hani hemen bir an önce hallolsun işi. Bugün işini yarına bırakmayalım kafasında olduğu için hani bir an önce olmasından yana olduğundan dolayı biraz böyle hani sizi bunaltabilir. Of tamam şimdi yapacağız dedik ya tarzında konuşmalar çok geçiyor olabilir. Onu da uyarayım dedim. Bunları dengelemeniz lazım yani. Birbirinizi tanıdıkça zaten anladıkça karşı taraf biraz sakinleşmeyi, siz de birazcık daha atak olmayı öğrendiğiniz sürece bu ilişki mükemmel olur diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlarım, sizin de yorumunuz bu şekildeydi Mayıs ayının. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bakıyorum şöyle başka sormak istediğiniz bir şey olabilir mi diye. Hani sizin aklınıza ne takılmış olabilir? Şurada ben aslında bir şeyi sormak istedim. Şu maske neydi? Şimdi sizden saklanan bir şey var ama bu bir tavır da olabilir. Size yapılacak olan bir tavır sanki sizin de böyle maskeniz olmuş olabilir diyor. Aslında maske değil de aranızdaki ilişkiyi size takınılan tavır yönlendirmiş, birazcık bozmuş olabilir dedi. Burada bize ipucu verdi. Tamam, onu da almış olduk. O zaman hepinizi kocaman öpüyorum. Haziran ayı yorumunda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.